buraya geleceğini biliyordum çılgın Jack. Seni hiçbir şey durduramazdı. Haklısın sevgilim. Bir avuç etoburun bizimki gibi bir aşka engel olması mümkün bile değildi. Artık sonsuza kadar mutlu yaşayacağız. Öp beni çılgın adam. Madem istiyorsun. Çok romantiksiniz kaptan. Ay harika bir öpücüktü. Aşkımızın sonsuza dek süreceğini tekrarlar mısın? Bunu kimse gördü mü? Hayır, gördüğünü sanmıyorum. Buna denizdeki balıklar da dahil mi acaba? Tabii ki hayır. Sen biraz önce bana ne yapıyordun ha? Bazı kesin kurallar vardır. Geminiz deniz tavuğuna köpek balığı suratlı Willy'nin ipotek koydurduğunu ve yarın saat 6:30'da ona ödeyecek paranız olmadığını saklıyordunuz. Sonra kafanızı ana direğe böyle vurdunuz ve işte denize böyle düştünüz. Öyle mi? Ben yüzme bilmem ki. Sizi kendi halinize bırakmak boğulmanız demekti. Sen beni kurtardın öyle mi? Benim için bir keyifti efendim. Yani borcumu ödeyemedim diye o salyalı canavarın köpek balığı suratlı Willy'nin elinde yavaş yavaş acı çekerek öleyim diye beni kurtardın öyle mi lapacı? Kesinlikle efendim. İyi etmiş miyim? Boş ver lapacı. Bazen mecburiyetlerden kaçamayız. Ben de yarın 6:30'da orada olmak zorundayım. O caniye verecek parayı nereden bulacağım? Gazete geldin mi lapacı? Evet efendim. İşe yarayabilecek birini buldum ve sizin için çizdim. Araştırmacı arkeolog, ender bulunan ve çok değerli olan mavi yakutları toplamak üzere Lüse Adası'na gidebilecek bir meslektaş aramaktadır. Adaylar korsanlardan korkmamalıdır. Çünkü fiyat yüksektir. Arkeolog Sturtley Large. Evet. Bence oldukça iyi bir aday değil mi efendim? Tabii ama ben arkeoloji hakkında hiçbir şey bilmem ki. Onunla meslektaş olduğumuza inanması için bir sürü yalan söylemem gerekecek ve... Tabii bu yalanı sürdürmek için de yine bir sürü yalan söylemek zorunda kalacağım. Sonra da Will'in elinden kurtulmak için arkeoloğun bulduğu bütün yakutları çalmak zorundayım. Hayat bazen ne kadar da zorlaşıyor. Hep o köpek balığı suratlı yüzünden vahşi adam, gangster. Haklısın. Pekala harekete geçelim. Ve böylece çılgın korsan Jack, Stardrill Nerdborm'u kandırıp Lucy adasına doğru yelken açar. Çılgın korsan Jack için gerçek yüzünü gizlemek zor bir durumdur. Ama zamanla söylediği yalanlara kendi bile inanıp okul anılarını anlatmaya başlar. Evet, kısa süre sonra zengin olacağız değil mi lapacı? Şu Sturdy ne kadar da sazanmış. Benim sazan olduğumu mu söylediniz? Ne? Yok canım, ne münasebet. Rotamız hakkında bir şey bilmiyorum. Lucy Adası'na yaklaştık mı acaba? Vardık sayılır. Lucy Adası hakkında bilgi verebilir misiniz acaba? Ben de fazla bir şey bilmiyorum. Tek bildiğim manastırın içinde birçok bubi tuzağı oldu. Ne bubi tuzağı mı? Evet. Umarım şansımız yaver gider. Orası tam bir ölüm tuzağıdır. Yanlış bir adım sonumuz olabilir. Ama siz zaten bunları biliyorsunuzdur. Tabii. Kara göründü! Nihayet. Manastır bu mu? Biraz sirkeye benzemiyor mu? Çok güzel öyle değil mi? Ne kadar ileri bir toplummuş. Çok da umurumdaydı. Hadi kıpırdayın. Elimizi çabuk tutmalıyız. Şu mavi yakutları bulalım. Çabuk olun. Burada çok dikkatli olmak zorundayız. Manastırın kapısını açmak için kesinlikle doğru taşa dokunmamız gerekiyor. Bu işi sen yap. Ben kapı falan açmayı düşünemiyorum bile. Buldum. Başardım. Doğru taşı buldum. Tanrı'ya şükürler olsun. Herhalde başka tuzak kalmamıştır. Kaptan, şuraya bir bak. Muhteşem. İnanılmaz. Benim. Oh. Hepsi benim. Dur bir dakika. Buradakiler ender bulunan ıvır zıvırlar müzesine ait. Yanılıyorsun. Artık kötü korsan Jack'e aitler. Korsan mı? Korsan. Hani siz araştırmacı arkeologtunuz? Bu senin inanmanı istediğim şeydi.
Madem ki artık hazine benim, korkarım seni burada kaderinle baş başa bırakmak zorundayım. Bu tam bir rezalet. Bu eşsiz mücevherin değeri hakkında bir fikrin var mı acaba? Tabii ki var. Hiç sanmıyorum. Senin saman beğenli. Hop, lafına dikkat et. Senin açgözlülüğün yüzünden milyonlarca insan doğanın bu muhteşem videosunu görmekten mahrum kalacak. Umarım yaptığından memnun olmuşsundur Bay Açgözlü. Bay ben hem paradan başka bir şey düşünmeyen Bay Bencil, Bay Ben Merkez, Bay Hırsıma. Senin kafanı uçurmak çok hoşuma gidecek, göreceksin. Ne oluyor? Henrietta'nın tavukları. Ne? Mücevher konusundaki sakarlığın manastırın tanrısını uyandırdı. Sanırım bu kötü bir şey değil mi? Senin için kötü. Niye benim içinmiş? Beni buraya sen getirdin. Evet. Beni izle. Merhaba Bay Tanrı. Ben suçsuzum. Bu ikisi ise korsan. Bunlar manastırı soyup buradaki değerli her şeyi kendileri için almayı planlıyorlardı. Ama mücevherinizi yere düşürdüler ve ben maalesef hiçbir şey yapamadım. Kafanı uçuracağım. Hayır, uçuramazsın. Bu doğru mu? Virgülü ne kadar? Ne kadar üzücü. Siz nazik ve dürüst birine benziyorsunuz. Gitmenize izin veriyorum. Bu kızlar size çıkış yolunu gösterecek ve ülkenize dönmeniz için hazırlanmış lüks bir gemiye götürecekler. Uzun ama keyifli bir yolculuk geçireceksiniz. Tek dileğim siz ve kızların haftalar sürecek deniz yolculuğunun zorluklarından kurtulabilirsiniz. Pekala, artık isek iyi olacak. Çok teşekkür ederim efendim. İyi yolculuklar. Tekrar teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sanırım biz burada kalıyoruz. Sessiz ol. Bunu nasıl yaparsın? Paramparça olmuş. Sigortam da yok. Nasıl bu kadar beceriksiz olabilirsin? Ne deseniz haklısınız efendim. Bu durumda sizi pişirmek zorundayım ama bunu yapmak istemezdim. Kanunları uygulamalıyım. Ne kadar heyecanlı. Ben daha önce hiç pişirilmemiştim. Ya sen kaptancım? Çok heyecanlı değil mi? Kaptan. Hem de nasıl. Gerçekten heyecanlıdır. Size biraz anlatayım. Gerçekten gösterişlidir. Dumanlar, kıvılcımlar ve büyük bir ateş. Tam bir şölen ama maalesef siz izleyemeyeceksiniz. Çünkü göz bebekleriniz anında buharlaşacak. İşin bittiğinde ayakkabılarınız bile yok olacak. Buna bayıldım. Hadi hemen başlayalım. Pekala. Size iyi eğlenceler. Hayır, durun. Bu kadar eceleye ne gerek var değil mi? Adam bizi öldürecek. Az beyin herif. Yapma ya. Buraya gelin, bana zaman kaybettirmeyin. Ölüler diyarına geri dönmek istiyorum. Çok güzel bir rüya görüyordum. Acaba yapabileceğimiz bir şey yok mu? Hayır. Bir araştırma yapılabilir ama kaybedecek zamanımız. Ne araştırması? Kırdığınız yakutun yerine konabilecek başka bir yakut arayabiliriz. Nerede olabilir? Nasıl bulabiliriz? Bu ölümcül bir görev. Böyle zor bir şeyle zaman kaybetmektense sizi hemen burada pişiririm ve güzel rüyama geri dönerim. İnanın onu bulabiliriz. Bize güvenin. Tamam, öyle olsun. Şimdi buraya bakın. İlk olarak Tepegöz'ün adasına geçeceksiniz. Tepegöz mü? Evet, iki gözü vardır ama biri önde biri arkada. O kocaman barbeküde ne pişiriliyor ha? Anahtarını çalmayı deneyen insanları pişiriyor. Peki bu yaratığı hallettiğimizde ne yapacağız? Anahtarı alacaksın. Peki anahtarı ele geçirdikten sonra? Herhalde ele geçirebilirsek demek istedin. Anahtarı aldıktan sonra şu adaya geçeceksiniz, tamam mı? Peki orada ne yapacağız? Burası kilitli kapı adasıdır. Kilitli kapıyı bulmak ve Tepegöz'den aldığınız anahtarla onu açmak zorundasınız. Ve oradan da Alazlı kılıcı alacaksınız. Onu aldıktan sonra korkunç ejderha adasına gideceksiniz. Onu öldüreceksiniz ve diğer mavi yakutu çalıp buraya geri döneceksiniz. Ben de sizi özgür bırakacağım. Diyorum ki biz buradan yelken açıp gitsek özgürce. Lütfen beni kızdırmayın. Benim kim olduğumu unuttunuz mu? Benimle pazarlık yapamazsınız. Size bir şey göstereceğim. Çok uzaktan bile yakabilirim. Bakın şimdi. Gördün değil mi? Çok eğlenceli olacak. Böylece Çılgın Jack alelacele Tepegöz Adası'na doğru yola çıkar. Şu Tepegöz nerede acaba? Pekala. Omzuma tırman ve o anahtarı al lepacı. Anladın mı? Anladım da. Çek. Ay.
Lan hemen anahtarımı geri getirseni hırsız. Diyorum ki acaba bu anazlı kılıç nasıl bir şeydir kaptan? Herhalde yanmakta olan bir kılıçtır lapacı. Öyle olmalı. Ne kulağa korkunç geliyor. Öyle bir kılıçla insan bütün dünyaya hükmedebilir. Belki de Tanrı ile konuşup hikaye bittiğinde onu bize vermesini sağlayabiliriz. İşte kapı. Bak. Madem kapı açıktı, bunca zorluğa biz neden katlandık ha? Bu aptal anahtardan nefret ediyorum. İhtiyacımız olmayan bir şey için tehlikeye atıldık. Bir sorun var lapacı. Bu kapıyı kırmak için şöyle sert ve dayanıklı bir şey gerekiyor. İşte dünyanın en güçlü silahı karşımızda duruyor lapacı. Ne kadar da acayip. Yaklaşma lapacı. Senin o kılıçtan çıkan alevlerle yanmanı hiç istemem dostum. Susanna. Benim için sakın ağlama. Dizlerimin üstüne çöküp şarkı söylemek için ta ağlamadan geliyorum. Bir zamanlar bir çiftçinin bir köpeği varmış. Adı da Bingo'ymuş. B-I-N-G-O, Bingo, köpeğin adı Bingo'ymuş. Hadi şimdi hep birlikte. Bu tuhaf şeyle bir ejderha nasıl öldürülür ki, anlamadım. Bir şey söyleyeyim mi, ben bu şarkıya bayıldım efendim. Köpeğin adı Bingo'ymuş. Bingo, Bingo, Bingo da Bingo, Bingo, Bingo. Hayır. Öldürmemiz gereken bir ejderha var. Geriden merhaba. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi çılgın Jack derhal korkunç ejderhanın yaşadığı adaya doğru yola koyuldu. Neyse, ben artık susayım. Ejderhayı bulmak ve senin onu öldürmen için sadece 15 dakikamız var lapacı. Belki de bu mağarada yaşıyordur kaptan. Komik olma lapacı. Öylesine korkunç ve büyük bir ejderha bir mağarada yaşayabilir mi hiç? Bence çok daha güzel bir yerde yaşıyor. İçimden bir ses diyor ki o ejderha bu mağarada kaptan. Öyle mi? Dikkatli ol lapacı. Ay. Hiçbir şey göremiyorum. Kibrit nerede lapacı? Aha, işte burada kaptan. Hadi yak bir tanesini. Anne! Kalk çabuk. Hiçbir şey o yakutu bulmama engel olamayacak. Olamayacak. Nedir bu? Müzik olabilir mi? Bu müzik değil lapacı. Korkarım bizi yemeye gelen ejderhanın sesleri. Çabuk kaptan, kılıç kılıç. Gerçekten bununla ejderhayı öldürebileceğimizi düşünüyor musun lapacı? Ama o tanrı denilen şeyi öldüreceğini söyledi ya, biraz inançlı ol lütfen. Tamam ama bundan pişman olacağımı çok iyi biliyorum. Değer bir baltam olsaydı sabah erkenden odun toplamaya giderdim. Sabah erkenden ormanda olurdum, tehlikelerden uzak kalırdım. Aha, bu harika işte. Baksana, daha cesaret verici bir şarkın yok mu? Farkındaysan bir ejderha bizi yemek üzere. İşte kemikler, bunlar kemikler. Hadi sayalım onları. Topuk kemikleri ayak kemiklerine bağlıdır. Ayak kemikleri diz kemiklerine bağlıdır. Diz kemikleri diğer kemiklere bağlıdır. Ve o kemikler de bu kemiğe bağlıdır. Ve bazı kemikler de başka. Yerinde durur musun? Sen böyle zıplarken kafanı nasıl kesebilirim ki? Yapamam. Ama kaptancım, onu öldüremeyiz. Baksana çok sevinli. Sanırım sizinle biraz daha oynamak istiyor ha. Kes şunu. Bu ejderha onu öldürmemize izin vermezse yakutu nasıl alacağız? Ona bir sorayım mı? Sormak mı? Ruf, bakidi bak. mavi yakutların içeride olduğunu söylüyor bak. Yakutlar mı? Birden fazla mı varmış? Öyle diyor o. Şimdi ne dedi? İçeri girip o taşı seninle birlikte alacağım dedi bana. Bu durumda kastettiği sen misin yoksa ben miyim? Kaptancım, kapıyı açmanı istiyor senden. Pekala ama kelleme bir şey olursa seni sorumlu tutarım bilmiş ol. Şunlara bak. Zengin olduk lapacı. Çabuk torbanı doldur ama dikkatli ol. Bir tekini bile kırayım deme sakın.
Beni dinle. Şimdi bu yakutları sevimli ejderhamıza emanet edeceğiz. Manastır tanrısına mücevherini vereceğiz ve Grumble Guest'e dönüp krallar gibi yaşayacağız. Ve Willy'e borcumuzu ödeyeceğiz. Ne? Aa, evet, onu tamamen unutmuştum. Bak ejderhacık, bu mücevherlerle burada kalacaksın ve onları çalmaya kalkışan olursa derhal o ateşini püskürtecek. Demek geri döndünüz ve mavi yakutu getirdiniz ha. Bu harika, kendinizle gurur duymalısınız. Kafan tütüyor. Evet, biliyorum. İşte o salak yakutun. Artık gidebilir miyiz? Bir sorum var. Evet, neymiş? Sadece bir tek mavi yakut mu buldunuz? Evet. Bana yalan söylemiyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Yani evinize döndüğünüzde sizi krallar gibi yaşatacak mavi yakutlarla dolu torbalarınız yok öyle mi? Kesinlikle yok. Niye sordunuz? Emin olmak istedim. Artık gidebilir miyiz? Teknik olarak evet. Kalmak istemez miydiniz? Hayır, hoşça kalın. Hadi ama pizza ısmarlarız, videom da var. Power Ranger'lardan hoşlanır mısın? Dışarıda yüzme havuzu da var. Hadi gelin lütfen. Tanrılar öyle yalnızdır ki. Kötü bir şeyler olmadan gemimize binsek iyi olacak değil mi lapacı? Kaptan, bana da o mücevherlerden biraz vereceksiniz değil mi? Tabii ki lapacı, bana çok yardım ettin. Bu yüzden hisse alman çok normal bir şey. Ay, bu harika bir haber. Hayatımda hiç böyle değerli şeylerim olmamıştı benim. Dur bir bakayım şunlara. Bu kadar çabuk sevinme lapacı. Bana yardım etmiş olabilirsin ama şimdiki soygunu tek başıma yapacağım. Eller yukarı. Ya paranı ya canını. Gördün mü? Ben son derece dürüstüm. Neyse, hiç olmazsa kendimi aldatılmış hissetmiyorum. Hayat böyle acımasızdır lapacı. İlk öğrenmen gereken paranı dikkat etmektir. Hoş geldiniz kaptan. Köpek balığı suratlı Willy deniz tavuğu için para yerine mavi yakutu kabul etti mi? O gemi gangsterine aslında sadece bir aylık para ödeyecektim. Niye hepsini aldı hiç anlayamadım. Belki de size yine işkence etmek ve çok pişmiş spagetti gibi yere sermek istiyordur efendim, olamaz mı? Evet, bu olabilir. Bence onu alt etmenin bir yolu var aslında. Neymiş kaptancığım? Köpek balığı surat Willy o kadar açgözlüdür ki mavi yakutla değersiz saçları farkını anlamaya uğraşmayacaktır bile. Ay anneciğim, neydi bu şimdi? Ha, köpek balığı surat gerçek mavi yakutu tanıyabilecek mi diye bir test yapayım dedim. Sanırım uzun zaman köpek balığı surattan haber alamayacağız. Bunun için Gumball Guest'ten uzaklaşması gerekmiyordu. Bu arada o ejderha sorununu hallettin mi lapacı? Ay kaptancığım, ona bir türlü kıyamadım. O kadar sevimli ve yumuşak ki. Ay. Ne yumuşak lapacı? Onun her yeri pullarla kaplı. Hangisi canım? Onu güvenli bir yere yerleştirdim. Böylece sizin önünüze çıkamaz. Sizin hiç görmediğiniz bir oda var. Hani içi toz fıçılarıyla dolu var ya, işte orada. Mavi yakutları da yanına bıraktık ki onları kursun. Patlayıcı odasını mı kastediyorsun? Evet, işte orası. Bu adı bir türlü aklımda tutamıyorum nedense. Seni az beyinli, ateş saçan bir ejderha, bir oda dolusu patlayıcı ve onca değerli yakutu bir araya mı koydun? Hemen oradan çıkar. Aşağı indiğimizde suyun bizi kaldırması için daha iyi dua etmelisin lapacı, yoksa senin için üzüleceğim. Tabii efendim. Gerçekten de dualarım işe yaradı. Harika. Senin yerinde olsam yine dua ederdim. Ben başlayayım bari.